Hocam, siz öğretmensiniz. Size eğitimci olarak bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii Ahmetciğim, buyur sorabilirsin. Hocam, anne ve babalarımız bizleri paldır küldür doğurup paldır küldür okula yollayıp bir şey görmeden büyüttüler. Ne baby shower yapan oldu, ne parmağımıza tek taş takan oldu. Ne ilk adım, ne ilk diş merasimi. Domates yetiştirir gibi yetiştirmişler. İnsanın zoruna gidiyor. Hocam, biliyorsunuz ki benim yeni kardeşim oldu. Ben kardeşime bilinçli bir abi olmak istiyorum. Kardeşim ufak ufak konuşmaya başladı. 2 gündür gerek internetten gerekse çocuk gelişimi kitapları üzerinden araştırma yapıyorum. Ama işin içinden çıkamadım. Gelişimini etkileyecek yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Sizce ilk öğretmem gereken küfür hangisi olmalı hocam? Hocam, geçen gün namaz kılmak için camiye gittim. Camide imam dahil benden başka hiç kimse yoktu. Hava da biraz soğuktu. Camideki ısıtıcıyı açtım. Namazımı kıldım. Daha sonra çıkarken ilan panosuna namaz kılarken ısıtıcıyı açtım. 10 TL bıraktım diye yazdım. Aferin evladım, çok güzel bir davranış. Hocam, boşuna duyar kasmış, hiç gerek yok böyle şeylere. Sonuçta hayırsever vatandaşlar sevap kazanmak amacıyla o caminin ihtiyaçlarının giderilmesi için yardımda bulunuyorlar. Bence bu duyar kasmak değil, resmen şov yapmak hocam. Şov yapıyor şu anda Ahmet. Hocam, bana şov yapıyor diyen arkadaşlara İslam'ın 6 şartını say deseniz sayamazlar. İslam'ın 6 şartını zaten sayamazlar evladım. Çünkü İslam'ın şartı 5'tir. Kanka, diyelim ki diğer sınıftaki çocuklarla çıkışta kavga edeceksin. Hangimizi kavgaya götürürsün? Sadece bir tek seçim hakkım var. Hanginizi kavgaya götürürüm? Oturduğunuz sandalyeler var ya, onları götürürüm kavgaya. Hocam, buyurun, beni çağırmışsınız. Bilal'cim, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda okul olarak yürüyüş yapacağız ya. O yürüyüşte en önde okulumuz adına bayrağı sen taşıyacaksın yavrum. Hocam yapmayın ya, o bayrak çok ağır. Hem 19 Mayıs'ta hava 35 derece olur. Bakın benim kollarım çırpı gibi, ben taşıyamam ki onu ya. Matematikten kanaat notuna 100 vereceğim. Hocam şov yaparım, şov şov. O bayrağı gönderi dikerim. Uğurt'ta sana dönüşmezsem canım çizem. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki 19 Mayıs çok yaklaştı. Çalışmalarımızı sıklaştırmamız gerekiyor. O yüzden 19 Mayıs kutlamalarında görev alan arkadaşlar öğlen arasında okul bahçesinde toplansınlar. Hocam, siz kendiniz gitmiyorsunuz. Gidecek arkadaşlara da saygı gösterin lütfen. Ne diyorsun oğlum sen ya? İyi misin? Hocam, siz benim ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuz. Salağa yatmayın şimdi. Oğlum sen iyi misin? Kafan mı güzel? Nasıl konuşuyorsun sen öğretmeninle? Gidecek olan arkadaşlar engel olmak için öğlen öğlen çalışma çıkartıyorsunuz. Anlamadım zannetmeyin. Nereye gidecekler oğlum? Oğlum, gitmek isteyen gelsin, benden izin alsın, yine gitsin. Peki hocam, ben şimdiden iznimi alayım, cumaya gideceğim. Haberiniz olsun, ben çalışmaya gelmeyeceğim. Cumaya mı gideceksin? Lütfen hocam, benim ibadetimi yapmama engel olmayın. Kendiniz zaten gitmiyorsunuz, bir de insanlara engel olmak için bahaneler çıkartmayın lütfen. Ne oldu, izin vermeyecek misiniz yoksa hocam? Cumaya gidemezsin oğlum. İşte hocam, niyetinizi açık açık belli ettiniz, ağzınızda söylüyorsunuz. Ben o cumaya gideceğim hocam. Yoksa bu okulu yakarım. Vallahi billahi yakarım okulu. Lan gerizekalı. Bugün perşembe. Nasıl gideceksin sen cuma namazına? Hocam, Ahmet error verdi. Bütün devreleri yandı şu an. Cuma namazını kaçırırım falan diye perşembeden kılacak garanti olsun diye sanırım. Ahmet'e cuma namazı 2 rekat demişler. O da rekatı raket anlamış. Cuma namazına 2 tane raket götürmüş. Böyle giderse Ahmet ibadetlerde de kaydırma yapabilir. Ramazan bayramında kurban keser. Kurban bayramında oruç tutar. Yılda 1 kez namaz kılıp günde 5 defa fitre dağıtır. Hocam, Ahmet 19 Mayıs çalışma grubunda ya. Dikkat edin, 19 Mayıs günü gelmeyip de hocam ben 18 Mayıs'ta kutlamıştım zaten bayramı demesin size. Oğlum, hadi baban kahvaltıya çağırıyor, birlikte kahvaltı edelim diyor. Anne, ben babamla kahvaltı etmek istemiyorum ya. O yesin, sonra ben yerim. Aa, olur mu oğlum öyle şey ya, baban çok kızar, bak hadi gel kahvaltıya. Faydasız, niye biz çağırmadan gelmiyorsun kahvaltıya? Ya baba, geldim ya işte, kahvaltıyı zehir etme bana şimdi. Ne oldu faydasız, ne bakıyorsun öyle? Ya baba, beni zorla kahvaltı sofrasına oturtuyorsun ya. Seninle kahvaltı yapmak bir işkence ya. Çayı fizandan çekiyorsun. Zeytin yerken bile ağzını şapırdatıyorsun ya. Vallahi bugün dayanamayacağım. Dağıtacağım bu kahvaltı sofrasını.
Evet Hasan, biz ağaçları hiç ilaçlamadık. Yine de meyve verdi. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu bize bir açıklayabilir misin? Hocam bu cümleyi biz düzgün kursak ne olur, kurmasak ne olur? Anlatım bozukluğu olsa ne olur, olmasa ne olur? Karşımızdaki bu cümleyi anlıyor mu, anlamıyor mu? Mesele bu zaten ya. Bu normal hayatta ne işimize yarayacak sanki? Bugün sadece senin için hazırlandım. Erken kalktım, çiçek aldım ve en güzel kravatımı giydim. Üzgünüm ama anlatım bozukluğu yaptığın için seninle gezmeyeceğim. Lan! Hostes hanım, kusura bakmayın, biraz muammada kaldım da bir şey sorabilir miyim acaba? Tabii buyurun beyefendi, sorabilirsiniz. İnşallah yanlış bilmemişimdir. Antalya uçağı bu değil mi? Efendim sizce biz sizi 650 liraya aldığınız biletle yanlışlıkla da olsa New York'a götürür müyüz? Tabii ki götürmeyiz. İşte o yüzden Antalya uçuşuna hoş geldiniz. Kuzen, bu şehirde nasıl yaşıyorsunuz Allah'ını seversen ya? Kuzen ne olmuş, mis gibi ortamımız var. Ya bırak Allah'ını seversen, şuna baksana, deniz olmadığı için ne biçim kuru bir sıcak var böyle bunaltıcı kasvetle. Bizim şehrimiz öyle mi? Deniz olduğundan dolayı şehrin havası hep ferahlatıcıdır. Daima ılık bir rüzgar eser. Bir anlığına bile hayat durmaz. Geceleri de çok canlıdır. Sokakları denize çıkar. Denizi gördüğünde o an için ısınır. Bizim şehrimiz de iyidir ya. Tramvay var mesela bizde de. Mesela siz hep tatil için başka şehirlere gidiyorsunuz. Ama biz hep tatil yerinde olmanın ayrılacağını yaşıyoruz. Aslında biz kendi şehrimizde de geçirebiliriz tatilimizi. Ama alışkanlık olmuş deniz kıyısına gitmek o yüzden. Deniz kıyısında olduğumuz için bacak kadarken ben yüzme öğrendim. Yalnız sen senelerdir daha yüzme öğrenemedin. Kaç yaşına geldin ya? Sonuçta hayatımızı denizin içinde geçirmiyoruz. Çok da gerekli değil. Sahilde oturup bir şeyler içerken dalga sesini duymak insana huzur depoluyor resmen. Büyük konuşmayayım da kuzen. Ben kesinlikle deniz olmayan bir şehirde yaşayamam. Ah! Deniz olmayan şehirde yaşayamazmış. Balık sanki şerefsiz. Father, bu sporcu çok iyi. Dünyanın en iyi cirit atan sporcusu. Bence en uzağa o atacak. Aynen, ben de birkaç kere izlemiştim. Çok iyi atıyor ya. Onun kazanmasını istiyorum. İşte atıyor. Evet. Çok iyi attı ya. Bence çok başarılı bir atıştı. Baba bak, şu sporcu var diye inanılmaz cirit atıyor ha. Cirit ne la? Ya baba, elinde tuttuğu sopa var ya, onun adı cirit. Oğlum başka kanalda maç falan yok mu? Değiştir lan buna böyle. Ya bir dakika baba, şu atış yapsın. Tamam, değiştireceğim ya. Çok önemli bak, çok uzun atacak. Kesin birinci olacak bu. Hadi. Yes. Oha be. Gördün mü baba nasıl attı? Kesin bu atış mesafesiyle birinci olur ha. Aynen, amma uzun attı ya. Ta anasının şeyini attı. Evet Hasan, biz ağaçları hiç ilaçlamadık. Yine de meyve verdi. Cümlesindeki anlatım bozukluğunu bize bir açıklayabilir misin? Hocam bu cümleyi biz düzgün kursak ne olur, kurmasak ne olur? Anlatım bozukluğu olsa ne olur, olmasa ne olur? Karşımızdaki bu cümleyi anlıyor mu, anlamıyor mu? Mesele bu zaten ya. Bu normal hayatta ne işimize yarayacak sanki? Bugün sadece senin için hazırlandım. Erken kalktım, çiçek aldım ve en güzel kravatımı giydim. Üzgünüm ama anlatım bozukluğu yaptığın için seninle gezmeyeceğim. Lan! Dünyanın en çok kazandıran kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e hoş geldiniz. Bugünkü ilk yarışmacımız Serkan Bey. Serkan Bey, biraz bize kendinizden bahseder misiniz lütfen? Merhabalar, ben Serkan. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Özel bir şirkette müdür olarak çalışıyorum. Serkan Bey, eğer ki yarışmamızdan büyük ödülü kazanırsanız ne yapacaksınız? Verdiğim parayla ne yapabilirim lan mal? Ancak 2016 Passat alınabiliyor. Zaten vergiler kesildiğinde 700 bin lira para veriyorsunuz. Onunla da ancak kredi kartı borcumu kapatırım. Bir de büyük ödül diyor gerzek. Evet Memat, söyle bakalım, sana bir soru. Diyelim ki senin tepsinde 150 tane kurabiyen var. 500 kurabiye sahibi bir zengin çocuğu gelip senin kurabiyelerinin 3'te 2'sini aldı. Tepsinde ne kadar kurabiye kalır? ...650 kurabiye ve ağzı, burnu, kolu, bacağı kırılmış bir zengin çocuğu. Kanka,
Kanka ne içersin, ne söyleyelim? Kanka ben bir yeşil çay alayım ya. Yeşil çay mı? Yeşil çay ne oğlum, kız mısın lan sen? Sade kahve içeceğim ben, sen de sade kahve iç bari. Of erkek ya. Sade dedi ya. Kanka bak, sade kahve içeceğim deyince arkadaki kız nasıl etkilendi? Sen hiç yeşil çay içen erkekten etkilenen kız gördün mü? Ya sana ne kanka benim ne içtiğimden ya? Oğlum yeşil çay sağlıklı, iyidir. Vücuttaki ödemi attırır. Ya oğlum ben de onu diyorum zaten. Yeşil çayın tadı o kadar kötü ki vücuda girdiğinde ödem bile dayanamayıp kendini dışarıya atıyor. İntihar ediyor. Buyurun padişahım, beni emretmişsiniz. Müderris bey, medresemizin en çalışkan öğrencisi kimdir? En çalışkan öğrencisi Hasan'dır sultanım. Peki Hasan'ı çağırın, huzuruma gelsin. Emredersiniz sultanım. Buyurun. Buyurun sultanım, beni emretmişsiniz. Müderris beyle konuştum, senin sınıfın en çalışkan öğrencisi olduğunu söyledi. O yüzden sana bir altın vereceğim. Yalnız padişahım, ben o altını kabul edemem. Nedenmiş o? Sultanım, akşam eve gidip babama "Sultan bana bir altın verdi" dersem inanmaz. Koskoca sultan sana bir altın verir mi der? Kudumun aç fakiri seni bir altını beğenmiyor, benden kurnazlıkla fazla altın koparmaya çalışıyor. Vurun şu aç gözlü fakirin kellesini de ülkeden bir tane fakir eksilsin. Aa Hande yeni parfüm almış, çok güzel görünüyor. Bir kere sıksam bir şey demez herhalde. Allah kırıldı. Ne oldu balım, o ses nereden geldi? Sen benim yeni aldığım parfümü mü kırdın? Kanka kusura bakma, vallahi yanlışlıkla oldu. Tamam ben sana aynısını, yenisini alacağım internetten şimdi. Yarın gelir lütfen. Evimden defol. Ya kanka yenisini alırım dedim, ne var bunda bu kadar büyütecek? Defol. Defol 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 evimden, defol parfümümü nasıl kırarsın, defol defol. Kanka dikkatli ol bak, aman yavaş. Hayatımda ilk defa başka birinin arabamı sürmesine izin veriyorum. Kanka sen merak etme, hiçbir şey olmaz arabana. Eski şoförlerden kim kaldı? Lan frene bas, frene bas, frene basana! Ya oğlum ne yaptın ya? Şuna bak, mahvettin arabayı. Suç sende değil. Sana güvenip arabayı sürmene izin veren de suç. Kanka kusura bakma ya, birden önüme çıktı. Sen de gördün. Tamam tamam, olan oldu, artık tamir ettiririz arabayı. Sende bir şey var mı? Tabii tamir ettiririz kanka, anlayışın için teşekkürler. Bende bir şey yok. Ulan cebimde de 50 TL var. Şimdi kıza ısmarlasam kendim bir şey yiyeceğim. Ne yapacağım lan ben şimdi? Ulan inşallah rezil olmam 50 TL'yle. Ne yaptın aşkım, karar verdin mi ne yemek istediğine? Vallahi ben frambuazlı cheesecake istiyorum, sen ne yiyeceksin? Ben bir şey almayacağım aşkım. Neden, sen niye yemiyorsun? Çünkü benim en sevdiğim tatlı sensin aşkım. Aşkım ya. Amcacım müsaade edersen doktorun yanına gireceğim ama. Sıra benim yavrum, sen nereye giriyorsun, ben gireceğim. Amcacım sıra benim, sıra numaram yandı gördüğünüz gibi. Sanırım sizin sıra numaranız yok çünkü sistem önceliği yaşlılara ve hamile bayanlara veriyor. İsterseniz danışmadan sisteme giriş yaptırın ki sıra numarası alın, yoksa muayene olamazsınız. Sana ne, ben gireceğim diyorum, ben gireceğim diyorum, ben gireceğim. Amcacım mezar değil burası, yanlış gelmişsin sanırım. Hadi çocuklar hep beraber söyleyelim. Siz istiyoruz panda. O değil de dansa bakla. Of güzel bir dondurma, iyi gider, filmin yanında yerim. Hadi çocuklar hep beraber söyleyelim. Siz istiyoruz panda. O değil de dansa bakla. Ya ben senin nefis dondurmanın da, stikinin de, dansının da, pandanın da ta. Kanka sabahtan beri tavuk gibi düşünüyorsun ya. Kanka kafam internet tarayıcısı gibi. 17 sekme peş peşe açık. 4 tanesi donmuş, yanıt vermiyor. Ve müziğin nereden geldiğini bilmiyorum. Oğlum hep aile yüzünden değil mi? Kalbimizde selası okunanın dilimizde duası olmaz diye kıza atar gider yaptın. Şimdi de unutamıyorsun, onu düşünüp duruyorsun. Kanka o da yol gidenindir, kimseye ağlayamam. Kalbim ahır değil, her öküzü bağlayamam demişti ama. Oğlum öküzsün işte. Kız yanındayken değerini bilmedin, şimdi tavuk gibi düşünüp duruyorsun. Hala aslında hayvanları seviyor ama seninle niye böyle oldu ben de anlamadım. Kanka bir dur Allah'ını seversen ya. Zaten benim derdim başımdan aşmış, bir de sen başlama. Benim içimi rahatlatacak bir ameliyata ihtiyacım var. Öyle konuşmakla falan olmaz. Böyle hakikaten beni ikiye yarıp içimden huzursuzluğu alması lazım birinin. Kanka Allah'ını seversen ara şu kızı da barışın ya. Ara abi kızı. Yok kanka aramam ya. Vallahi ölürüm de aramam ya. Ya oğlum ara ya. Ara, özür dilersen anlayışla karşılar böyle.
öyle olmaz. Ara, gururu bırak artık, yeter. Yok kanka, bileğimi keserim, gene de onun numarasını bulup ara tuşuna basmam. Ya kanka, ara 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 da bitsin artık, barışın yani, sıkıldım ben bu işten, ara diyorum sana ya. E tamam peki, arayayım, çok ısrar ettin. Alo Hale, ne yapıyorsun? Sana ne? Hale bak, benimle düzgün konuş. Ya sana ne, seninle istediğim gibi konuşurum. Sen kimsin? Hale bak, ben barışmak için aradım, tamam mı? Bana bu tarz davranışta bulunamazsın. Aramasaydın, sana kim ara dedi? Bak Hale, benimle düzgün konuş, benim kafamın tasını attırma. Gerizekalı, senin kafanın tası atsan olur, beni bak tehdit etme. Bak bir de gerizekalı diyor, sensin o gerizekalı. Seninle arayı düzeltmek isteyen de suç zaten, arama bir daha beni. Ya sen nasıl embesil bir insansın? Ben aramadım zaten, sen aradın beni. Kapadı telefonu suratıma. Arayı düzeltmek için açılan telefonun arayı komple boku çevirmesi olayını bizzat yaşadım şu anda. Yukarıya bak. Şimdi de aşağıya bak. Evladım, kafanla değil gözlerinle bakacaksın. Sağa bak. Sola bak. Şaşı bak. Şaşırmış bak. Çirkin ol. Nasıl doktor bey, iyileşebilecek mi? Yani gördüğüm kadarıyla hiçbir şey yok, gayet iyi. Beyin sarsıntısı falan geçirmemiş. Lütfen artık her gün getirmeyin. Bir aydır her gün getiriyorsunuz şu çocuğun Nuri Bey. Yani doktor bey, bu sefer gerçekten dövmedim. Niye saçmalıyor bu çocuk? Baba saçmaladığım falan yok. Bak gerçekten ders çalışmak istiyorum. Artık çalışkan bir çocuk olmak istiyorum. Niye inanmıyorsun bana ya? Kopyayla, haylazlıkla, itlikle, mitlikle artık benim işim yok. Doktor bey, bu çocuğu iyi bir muayene edin. İlk bir iki gün ben de hak verdim. Ama uzadı bu iş. Bu konuşan benim çocuğum Hasan olamaz. Bunun içine iblis girmiş. Dışarıdan bakılınca da gözükmüyor. Ağzından mağazından kamera sokun da içine bir bakın şunun ya. Ya baba ne diyorsun sen ya? Ne kamerası falan, ne filmler peşindesin sen? Ben iyiyim diyorum, iyiyim iyiyim. Nuri bey, iblis böyle konuşturtmaz. İblis değil bu, Hasan. Ya doktor bey, imkanı yok diyorum. Niye anlamak istemiyorsunuz? Benim bildiğim Hasan ders falan çalışmaz. Serserilikten başka bir şey yapmaz bu çocuk. Kesin iblis girdi bunun içine. Ben bu çocuğu en iyisi alayım, hacıya hocaya götüreyim, okutup üfleteyim. Böyle olmayacak. Tıp çare bulamadı buna. Hadi yürü gidiyoruz. Hoca müsaitmiş şimdi. Seni okuyup üfleyecek, bir de kurşun dökecek sana. Ya baba, Allah'ını seversen ben yanlış bir şey mi yaptım? Niye böyle davranıyorsun bana? Yo, doğru yaptın. Hiç yaptığın sana yakışıyor mu oğlum? Şu haline bak ya. Ben seni tembel, serseri, işe yaramaz bir evlat olarak kabul etmişim. Bu saatten sonra değişmemen lazım. Ya baba ne diyorsun? Allah'ını seversen iyi misin ya? Merhaba dünyalı, ben dostum. Merhaba, inanamıyorum, karşımda bir uzaylı var, inanılır gibi değil. Kara deliklerden geçerek boyutlar arası yolculuk yaparak mı geldiniz? Hangi galaksiden geliyorsunuz? Dünyaya gelene kadar başka galakside başka yaşam formları gördünüz mü? Merhaba dünyalı, ben dostum. La oğlum, insan selamun aleyküm der lan. Merhaba ne? Sen Müslüman mısın, Hristiyan mı? Senin bu uzay gemisi kilometrede ne kadar yakıyor? Bak babamın bir tanıdığı var, götürelim sanayiye, tüp taktıralım buna. Çok az yakar valla. Senin memleket neresi? Hangi galaksidensin sen? Ya kanka, siz teknolojide çok ilerlemişsiniz. Sende acayip teknolojik ürünler vardır. Bana birkaç tane satsana ya, şöyle ucuz yollu. Bir daha dünyaya gelenim ben ta 7 galaksisini. Bu külodunu niye sen Titan üstüne giydin? Kesin senin Süpermen'le bir akrabalığın var ha. Yoksa Krypton'dan mı geliyorsun? Ya sen bana şeytanın bile aklını çelemediği insanları yoldan çıkarırım. Beni bir av olarak değil, rakip olarak görüyor. Memati'nin aklını çeler, bu işi güzellikle hallederim demedin mi? Şimdi de kalkmış bana Memati, ben o ihaleden çekilmem. Oraya ben varken çökemezsiniz diyor diyorsun. Patron, vallahi ben elimden geleni yaptım. Hatta Memati bir ara muhabbetin ortasında, lan sen şeytan mısın yoksa insan kılığına bürünüp gelmişsin dedi. Ama Memati öyle bir adammış ki şeytana papucunu bile ters giydirir. Hatta şeytana etek bile giydirir o. Oğlum güzel. Özellikle tatlı dille halledemiyorsun. O zaman onun dilinden konuşsaydın. Gıyasettin abinin selamı var deseydin. Niye öyle bir şey diyeyim ki? Hem Gıyasettin kim? Ne bileyim, çok güzel, heybetli bir isim. Döver gibi, korkardı belki. Yok abi, senin ismini verdim. Yapma be. Eğer ihaleden çekilmezseniz Fındık abiyi üzersiniz dedim. Gülüştüler. Sevmediler mi beni? Yok abi. Yapma be.
Kuzen iyi ki kaydını bizim okula aldırdın. Artık aynı sınıfta okuyacağız. Aynen kuzen, vallahi ben de çok sevinçliyim. Çok heyecanlıyım. Hadi ders başlayacak, sınıfa girelim. Öğretmen gelir şimdi. Kanka bu sınıfın en gıcık kızı benim. Bak şimdi nasıl delirteceğim herkesi. Hocam ödev vardı. Aa aynen Buse'cim, unutmuştum ya. Hatırlattığın için teşekkürler. Evet arkadaşlar, çıkarın ödevlerinizi kontrol edeceğim. Ya bu gerizekalı kız bizim ödevleri yapmadığımızı biliyor. Sırf gıcıklık olsun diye hocaya ödevleri hatırlatıyor ya. Aynen kanka, da sen asıl tehlikenin farkında değilsin. Buse'nin bir de kuzeni baksana, bizim sınıfa gelmiş. Abi gelsin, Buse'nin kuzeni de olsa dünyada Buse'den daha gıcık birisi bulunamaz. Ne yapabilir ki? Üstüne ne koyabilir yani? Zaten bütün gıcıklıkları Buse yapıyor. Yani o konuda haklısın. Bütün gıcıklıkları Buse yapıyor zaten. Evet arkadaşlar, ders zili çalmak üzere 1-2 dakika kaldı. Toparlanabilirsiniz, hazırlanabilirsiniz. Zil çalınca da çıkarsınız artık. Bak gördün mü kanka? Hiçbir gıcıklık yapamadı. Yapamaz zaten. Buse hepsini yapıyor. Aynen kanka, Buse'nin kuzeni geldi ya, boşuna tedirgin olmuşuz. Hocam ödev vermeyecek misiniz? Aa aynen ya, nasıl da unuttum ya. Teşekkür ederim hatırlattığın için kızım. Kanka var ya, çökerken konuşmuşuz ha. Bu ikisi var ya, bizi combo yapacak, combo combo. Var ya, gıcıklıkta sınır tanımayacaklar. Kız gıcıklıkta seviyeyi Nirvana'ya taşıdı lan. Oğlum bu Buse'nin aklına gelmiyordu hiç. Aynen kanka, biz yandık ki ne yandık. Ödev yaparak en güzel günlerimiz, gençliğimiz elimizden gidecek. Güzellik, bakar mısın? Sana belediye baksın be. Ne o, dediklerimi düşündün mü? Senin dediklerinin neyini düşüneyim be? Senle ben sevgili olabilir miyiz sence? Sen hiç aynaya bakmıyor musun ya? Ben senden daha yakışıklı maymunlar gördüm yemin ederim. Fotoğrafını çekip İsveçli bilim adamlarına atsam, insanla maymun arası ara form bulduk diye seni götürüp incelemeye başlarlar. Ne kız, fotoğrafımı çekip arkadaşlarına sevgilim diye göstermek istiyorsun da söyleyemiyor mu yoksa? Ya senin fotoğrafını neden çekeyim ben ya? Senin fotoğrafını çeksem telefonumdaki antivirüs programı çalışıp senin fotoğrafını siler be. Şu surata bak. Covid-19 animasyonunun vücut bulmuş hali. Vallahi bu kadar naz da fazla ya. Seviyoruz dedik ya işte. Ya ilanı aşk etme şekline bakar mısın şunun ya? Öküz vallahi öküz ya. Sen var ya Hindistan'a git. Senin gibileri orada inanılmaz rağbet var. Öküz mü? Sana bak, bir şiir yazdım. Aslında benim öküz değil, ne kadar romantik olduğumu anlayacaksın güzellik. Şiir mi yazdın? Senin gibi odun biri nasıl şiir yazabilir ya? Yemin ederim odun dile gelip konuşsa şu an şaşırdığım kadar şaşırmazdım. Dinle şimdi bak, okuyorum. Şiirin ismi Sevgilim. Hani ağaçtan elma düşer ya, takkadanak. Benim de sana gönlüm düştü lappadanak. Bizim sarı öküzün göle sıçtığı gibi öpeceğim seni şappadanak. Ay dur be, ne yapıyorsun? Ay dur. Ay ay ay, kurtarın. Ah! Elinin tersiyle bana vurdun cırangacanak. Anne, giyecek hiçbir şeyim kalmamış ya. 2,5 saattir ne giyeceğim diye bakıyorum. Bir türlü karar veremedim. Vallahi billahi alışveriş etmem lazım benim anne ya. Nasıl yok kızım? Dün baktım bir gardırop eşyam vardı. Dolaplar senin ayakkabılarını almıyor. Anneciğim, giysilerimle 723 tane kombin yaptım. Hiçbirisi de bugün kafamda olan kombin değildi. Ayakkabım, pantolonum, kemerim ve gömleğimin düğmeleri, ayrıca tokam uyum içinde olmalı. Saçımın rengi ve sürdüğüm ruj kombinimi tamamlamalı. Tamam kızım, tamam, babana söyleyin de gidin. Anneciğim, ben kahvaltımı yaptım. Bir saat kadar ders çalışıp sonra okula gideceğim. Ay yavrum, çamaşır makinesinde senin giysilerin vardı. Ben Müge anneyi izlerken dalmışım, öyle kurutmaya atmayı unutmuşum. Anne, bir hafta önce baktığımda bir tane tişörtüm vardı. Bir haftadır zaten üstümü değiştirmedim. O tişörtü giyerim, o da beni 10 gün idare eder zaten. Lay 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 lay. Bitirdik ilk dönemi, gittim aldım karnemi. Zayıf gördüm dersleri, sıfırları birleri. Notları görmek acı, sıfır vermiş kimyacı. Tahmin etmiştim zaten, manyak çıktı bu karı. Niye zayıf derslerim? Bir tek beşim bedenim. Ulan şimdi neylerim? Ben pedere ne derim? Canım sıkıldı gene. Nasıl gitti Cemele? Çalışmayınca derse peder çıkarır inge. Tartıştım öğretmenle, oturdum bir köşeye.
baktım biraz gençlere, kaynattım ineklerle. Bebelerin elinde takdirler, teşekkürler. Ne zaman güldü zaten bizim gibi garipler. Boş ver sağı solu, tuttum evin yolunu. Dualar okuyarak açtım kapı kolunu. Peder karneye baktı, hemen tepesi attı. Devamsızlık günlerin zaten yolunu aldı. Vazgeçtim ben her şeyden, karnedeki birlerden. Şampiyonluk görelim formamdaki renklerden. Bizim sevdamız böyle, işine gelen sever. Ne öğretmen ne peder, alayımıza gider. Lay 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 lay. Arkadaşlar, 2 hafta boyunca size tavsiyem, kafanızı dinleyin. Derste çok fazla aşırı neşir olmayın. Çünkü uzun zamandır dönem boyunca zaten o kadar çok ders çalıştınız ki kafanız iyice doldu. Tatil boyunca sadece kafanızı boşaltmakla uğraşın. Dinç bir kafayla yeniden okula gelin. Arkadaşlar, hepinize iyi tatiller. Tatilden sonra görüşmek üzere. Oğlum hoş geldin. Tatil başladı. İyice bir dinlen artık. Evet Father, başladı. Ama dinlenmeye çok fazla fırsat bulabileceğimi zannetmiyorum. Düşük olan notlarım var. Onları yükseltmek için ders çalışmam gerekiyor. John, okula çıkken yeterince ders çalıştın zaten. Bence tatil boyunca başka şeylerle aşırı neşir olup kafanı dağıtsan daha iyi olur. Father, dışarısı da çok soğuk. Diz boyu kar var. Zaten gezemem. Sanki evde oturup ders çalışsam daha iyi olacak gibi. John, derslerden birazcık uzaklaşabilmen için ben işten 2 hafta izin alayım. Hatta PlayStation 5 çıkmış. Gidip onu da alalım. 2 hafta boyunca beraber gezelim, eğlenelim, oynayalım. Ne dersin? Ne diyeyim? Muhteşem olur derim Father. Çocuklar, tatil boyunca yan gelip yapmayın. Derslerinizi ihmal etmeyin. Size verdiğim 850 tane matematik sorusunu tatilden sonra yaptınız mı yapmadınız mı diye kontrol edeceğim. Arkadaşlar, tatil boyunca neler yaptığınızı 90 sayfalık bir kompozisyon şeklinde yazın getirin. Getirmeyenlere 0 vereceğim. Tatil başladı oğlum. Takdir de aldın. Senden mutlusu yoktur. Aynen baba, öyle de tatil dedik. Dışarıda da 1 metre kar var. Nasıl gezeceğim ben şimdi? Ne güzel oğlum işte. Bundan güzel fırsat mı var? Otur ders çalış evde. Hatta seninle ne yapalım biliyor musun? Şu bizim köşede kırtasiye var ya, orada 3000 soruluk soru bankası kitapçığı vardı. Hadi onu alıp gelelim mi beraber? Hasan, neden yapmadın ödevini oğlum? Hocam, elektrikler kesikti, o yüzden yapmadım. Ya ben sizin elektriğinize başlayacağım artık ya. İyice sinirlerim bozulmaya başladı bak bu elektrik bahanesi yüzünden. Oğlum, yalan söylerken bari biraz düşünün lan. Sen bizim birkaç apartman ötemizde oturuyorsun. Dün mahallede elektrikler cayır cayır yanıyordu. Hocam, son zamlardan sonra babam elektrik faturasını ödeyemedi. O yüzden bizim evin elektriğini kestiler. Ahmet, sen neden yapmadın yavrum? Hocam, son zamlardan sonra benim babam da doğalgaz faturasını ödeyemedi. Bizim evinde doğalgazını kestiler. Ben de o yüzden ödevimi yapamadım. Oğlum, siz kamera şakası mısınız lan? Sınıfa kamera falan koydunuz, benimle dalga mı geçiyorsunuz? Doğalgaz faturasını ödeyemedi de doğalgazı kestiler de ödevimi yapamadım ne demek ya? Ödev yapmama bahanesinde saçmalamak için birbirinizle yarışıyorsunuz ya. Hocam, saçmalamıyorum. Yalan da söylemiyorum. Doğalgaz kesikti. Ev var ya, buz gibiydi. Dışarısı 0 derece, evin içi -5 derece. Ben de anlamadım. Ev daha soğuktu. Battaniyenin altına girdim. Çıkmak ne mümkün. Ders mers yapamadım vallahi. Elektrikli ocak falan yaksaydınız oğlum evi ısıtmak için o zaman. Ben de öyle dedim hocam babama. Elektrikli ısıtıcı yakalım dedim. Babam da dedi ki, eğer ki elektrikli ısıtıcı yakıp bu evi ısıtmaya kalkarsak dedi, seni okuldan alıp sanayiye vermem gerekir. Yoksa başka türlü bu elektrik faturasını ödeyemeyiz dedi. Sonra düşündü. Söylediği mantıklı gelmeye başladı. Aslında fena olmaz dedi. Hem okul masrafların ortadan kalkar, hem de sanayide çalışarak aile bütçesine katkıda bulunursun dedi. Ben de baktım, konunun üzerinde biraz daha durursam babama iyice mantıklı gelecek. Ve beni sanayiye verecek. O saatten sonra bırakın elektrikli ısıtıcı demeyi, gece boyu içinde E harfi geçen cümle bile kurmadım.
Bilal sen neden yapmadın ödevini? Sizin evde de sular mı kesikti? Var ya bizim evde de sular kesikti ödevimi yapamadım dersen şuraya düşer bayılırım yemin ederim artık. Yo hocam sular vardı. Şaldır şaldır akıyordu. Akarsu gibi akıyordu maşallah. Oh be şükürler olsun. En sonunda normal bir bahane sunan olacak herhalde. Bizim evde de internet yoktu hocam. Malumunuz zamlar bütün faturalar aksıyor tabii ki. Ulan yine erken konuşmuşum. Oğlum internetle ne işin vardı? Ben sana araştırma ödevi vermedim ki. Ben sana daha önce istediğimiz konularla alakalı ödev verdim. İnternetle senin işin yoktu ki. Aynen hocam benim internetle işim yoktu ki. Ama annemin işi vardı. Annem babama dedi ki sabahtan beri internet yok. İnternet kesik şöyledir böyledir bilmem ne. Babamın bıt 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 başının etini yedi. Benim dedi Facebook'tan Instagram'dan bir sürü bildirimim geldi. Paylaşımlar var ben onları göremedim. Onları görmem lazım dedi. Babam da aldı bizi dayımlara götürdü. Bana da dedi ki defterini kitabını al dayımlarda ödevini yaparsın dedi. Ondan sonra dayımlara gittik. Girdik içeriye bir baktım dayımın oğlu oyun oynuyor. Bana dedi ki gel 2 dakika oyun oyna sonra ödevlerini yaparsın dedi. Ben de dedim ki aynen ya 2 dakikadan bir şey olmaz. 2 dakika sonra başlayıverim derse dedim. Ama bilgisayarın başına bir oturdum. O oturuş o oturuş. Bir daha kalkamadım zaten. Ödev kaldı yapamadım. Oyun oynadım hocam.